Kamuoyuna modern peri masalının baş kahramanı olarak gösterilen Cemre Hakmen'in geçmişiyle ilgili gerçeklerin gün yüzüne çıkması, okurlarınızın daha fazla aldatılmaması için gerekli. Bugün Barış Akmen'in saygıdeğer eşi olarak magazin sayfalarında boy gösteren Cemre Çayak, evlenmeden önce Banu Sinaner'in eşi Güney Tekinoğlu ile nişanlıydı. Aynı zamanda Güney Tekinoğlu'nun evli kardeşi Kuzey Tekinoğlu ile de ilişkisi vardı. Her iki kardeşle de aradığını bulamayan Cemre Çayak, alo. Zeynep, ne haber? İyidir. Ya akşam akşam rahat hissediyorum ama bir şey isteyeceğim senden. Söyle. Can Katman'ın telefon numarası lazım da bana. Ne oldu ki? Lazım, bir şey söyleyeceğim ona. Tamam, ben telefonuma bakayım, vereyim sana. Kalabalık bir yerdesin galiba. Müsait değilsen sonra arayayım. Yok, ben bir davetliyim, mesaj atarım hemen sana. Tamam tamam, bekliyorum, sağ ol. Tamam. Hadi, çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Zeynep. 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 Yavrum. Niye ağlıyorsun sen? Bir şey yok. Hasta mısın? Bir yerin mi ağrıyor? Kötü bir rüya mı gördün ha? Hadi söyle bana. Korkutma beni Zeynep. Baba, sen hiç kimseden nefret ettin mi? Nereden çıktı bu şimdi? Kızmak, öfkelenmek değil ama. Gerçekten nefret etmekten bahsediyorum. Nefretinden hayatında yapmayacağın şeyleri yaptın mı? Kendine hiç yakıştırmayacağın şeyleri. Ne oldu? Sen bir şey mi yaptın? Yanlış olduğunu bile bile pişman olacağımı bildiğim halde sırf onun canını yakmak iyi geliyor diye birine zarar vermek istedim mi? Nefret ediyorum baba. Beni kullananlardan, beni incitenlerden nefret ediyorum. Benim duygularımla oynayanların daha çok canı yansın istiyorum. Anlatacak mısın? Seni bu hale getirecek kadar kim ne yaptı? Söyle. Tamam, geçti. Öyle duygusallaştım ya. Hadi git yat. Gözüme uyku girmez ki şimdi. Thank you.
Gözünü açar açmaz internete daldın. Ne oluyor sabah sabah Zeynep? Mail bekliyordum da gelmişim diye baktım. Hadi geç otur, çayını soğutma. Aslında geç kaldım ama. İyi misin? Evet. Peki. Şimdi bana neler olduğunu anlatacak mısın? Baba, bir şey olmadı vallahi. Peki o zaman o dün geceki halin neydi öyle? Düşündüm düşündüm. Gereksiz yere doldurdum kendimi. İşle ilgili bir sürü şey vardı aklımda. Yani kendimi yorgun hissediyordum. O yüzden de yükü başkalarına yüklemek istedim. Yani sırf kendimi daha rahat hissedeyim diye. Baba. İnan bana. Sadece o an duygularımı paylaştım seninle. Yemin ediyorum. Bakma bana öyle. Gerçekten. Vallahi. Peki. Öyle olsun bakalım. Yumurtam laf adam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Thank you.